Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Sevgili kova burçları, size özel bir tarot açılımı yapacağız. Açılımımızın ismi Çingene açılımı sevgili gönül dostları. Bakalım neler söyleyecek kartlar, mesajları neler olacak sevgili kova burcu. Aynı zamanda kova burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Bu yeni ay sizlere neler getirecek, etkisi ne olacak? Tarot da bunlara destek verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Zamansız zamana niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Ne zaman izliyorsanız, ne zaman denk geliyorsanız bu videoyla rezone olacaksınızdır. Ve aynı zamanda bu videoya denk gelip izliyorsanız şu an buradan alacağınız bir mesaj sizin içindir sevgili kova burcu. Evet. Kova burcu, çingene açılımı diyoruz. Kova burcu, çingene açılımı. Kova burcu. Özel danışmanlık için aşağıda bırakacağım WhatsApp iletişim numarasından ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım sevgili kova burçları. Şöyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Şimdi aslında bir şeyler başlamış hayatınızda, yeni bir şeyler olmuş, bir başlangıcınız söz konusu olmuş yakın bir zamanda. Güzel bir oluşum gerçekleşmiş olabilir. Kimileriniz yeni bir iş, kimileriniz yeni bir yere taşınma, kimilerinizin bebeği olması, kiminizin evlenmesi, kiminizin yeni bir aşka yelken açması gibi durum söz konusu olmuş olabilir. Burada geçmişteki bu kartımız bize hayatınızda güzel bir şeyin oluşumunu gösterir. Ama şöyle bir şey var. Evet, hayatınızda güzel bir şey olmuş ama siz... kartımız düştü. Bir saniye. Söyletmiyorsunuz da. Siz sevgili kova burçları, burada biraz böyle bencillik enerjisine bürünmüş olabilirsiniz. Nasıl bir bencillik derseniz bu. Biraz maddi olarak sanki çok böyle paylaşımda bulunmak istemiyorsunuz. Elinizde bir miktar paranız olabilir. Ya da sahip olduğunuz bir varlığınız olabilir. Hiçbir şeyiniz yoksa bile manevi değerleriniz var sevgili arkadaşlar. Bu değerlerinizi sıkı sıkı tutunduğunuz, maddiyatsa maddi olanaklarınızı paylaşmak istemediğiniz, ya benim varım yoğum sadece bu dediğiniz, benim varım yoğum bu, bunu da kaybetmek istemiyorum diyerek bir düşünceniz söz konusu olmuş. Çok böyle paylaşımcı olmamışsınız. Biraz belki bir kenara herkesten gizli bir para bırakma ya da bir şeyleri saklama enerjisinde olduğunuz görünüyor. Biraz böyle kendinizi de geri çekmiş gibi olma ihtimaliniz var. Evet, yeni bir başlangıç olmuş sizin hayatınızda. Güzel bir başlangıç olmuş aslında ama neden siz bu, yani sanki şey de var. Ya ben bu sefer artık biraz daha ketum olacağım. Bu sefer eskisi gibi işte gönlümden geçeni, işte aklımdan geçeni, her şeyi böyle anlatmayacağım. Biraz her şeyi kendime saklayacağım. Gerek manevi olarak çok fazla değer vermeyeceğim ya da maddi olarak artık ben her kimseye bu kadar çok yardım olabilir, destek olabilir ya da çok fazla harcama yapmayacağım dediğiniz bir süreciniz var. Şöyle bir durum olmuş. Siz böyle yeni bir başlangıç yaparken çevrenizdeki insanlardan da bir gidiş var sanki. Siz bir şeyi kestirip atmış olabilirsiniz. Bir şeyin başlangıcını yaptınız. Evet, ama siz bir şeyi başlatırken hayatınızdan da birileri çekmiş gitmiş olabilir. Ve aynı zamanda yine çevrenizde sevgili arkadaşlar, sizden saklanılan, size söylenmeyen bir şeylerin olduğu bir durum söz konusu. Sanki çevrenizde bir şeyler oluyor ama bu durumu
karşı taraf size bir türlü aktaramıyor gibi bir durum var. Yani aslında söylenecek çok söz var ama yutuyorum dediğiniz ya da siz belki de evet buradaki maddi durumu ya da kazancınızı, varlıklarınızı saklıyorsanız gerçekten ama karşı taraf bence bunun farkında, bunu da size söylemiyor gibi geldi bana bazılarınız için. Şöyle bir şey, umutlarımız var, hayallerimiz var tabii ki her zamanki gibi. Hayallerimizin peşinden, hayallerden ziyade kafamızda kurduğumuz planların peşinden gitmek istiyoruz. Ama bu planların peşinden gitmemiz için bizim biraz böyle geçmişi kapatmamız gerekiyor. Geçmişle ilgili bazı konular kapanmamış görünüyor sizde. Siz diyorsunuz ki ben burayı halletmediğim sürece kendime yeni adımlar atamıyorum. Attım ama sonunu gördüm. Yani ben yeni başlangıç yapıyorum. Bu geçmiş yine benim önüme geliyor dediğiniz bir şey var. Sanki ben bu konuyu kapatmadan bana da huzur yok, karşıdakine de huzur yok dediğiniz ya da aileme de huzur yok dediğiniz bir konumuz var sevgili kova burçlarım. Evet, bu konuyu kapatmak adına yola çıkmak istiyorsunuz. Çünkü yeni bir şeyi yapmanıza bu neden olduğunu düşündüğünüz için bundan dolayı bir korkunuz var. Yani ben gitsem de o bana izin vermez. Ben gitsem de işte geçmişteki kişi, geçmişteki durum, iş mi, aşk mı, kişi mi, kariyer mi neyse artık. Buradaki bu konu bir hesaplaşma gibi bir durum var. Ya da gerçekten size takıntılı biri ya da siz geçmişteki birini bırakamıyorsunuz, yeni birine geçemiyorsunuz. Ama sizin sürekli yani ileriye bakmaktan ziyade sürekli geridesiniz, sürekli arkanıza bakıyorsunuz ve sürekli geçmişle ilgili hesaplaşma enerjisinde olduğunuz görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet, yani sizin niyetiniz hesaplaşmak sanki. Umudunuz, hayaliniz bu. Ben seninle hesaplaşacağım dediğiniz bir şeyiniz var sevgili kova burçları. Ve aynı zamanda bir bekleyiş içindesiniz. Ben bekliyorum. Ben zamanını bekliyorum. Ne zaman benim elime düşerse onun hakkından geleceğim dediğiniz, bir yandan da ego çalıştırdığınız, bir yandan da sabrettiğiniz ve beklediğiniz an şeyi bekliyorsunuz, zamanınızı bekliyorsunuz sevgili kova burçları. O zaman gelsin. Ben biliyorum ne yapacağımı dediğiniz bir şey var ve sabırla bekliyorsunuz, bıkmadan, usanmadan. Biliyorsunuz, eminsiniz çünkü o durum size geleceğinden çok eminsiniz. Evet, o durum size gelecek. O kişi ya da başka bir şey neyse artık bu konunuz. O benim yanıma bir gelsin, o benim elime bir düşsün diyorsunuz sevgili kova burçları. Ve o düştüğü zaman ben biliyorum ne yapacağım dediğiniz bir konunuz, bir süreciniz var. Şu an için rahatım. Onun gelmesini bekliyorum dediğinizde bir gündeminiz var sevgili kovalar. Kendinize yapıyorsunuz. Kendinizi üzüyorsunuz. Hala o kişi, eğer bu bir kişiyse o enerjiyi taşıyarak. Sürpriz bir şekilde bir haber alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ya da aldınız. Bu konuyla ilgili olabilir. Bir söz, bir nişan, bir organizasyon, bir araya gelme, birlikte olma gibi bir durumun içinde olma ihtimaliniz var. Aynı zamanda da üçlü bir durum var. Üçlü bir ilişki durumu da var burada sevgili gönül dostları. Üç kişi. Üç kişi hem sevineceksiniz hem üç kişi üzülecek. Bu üç kişiyle artık nasıl işler yapıyorsunuz onu bilemeyeceğim ama sevgili arkadaşlar, kolektif bir bakım olduğu için bir yandan bir haber geliyor. Üç kişi birlikte bu habere seviniyorsunuz. Bir yandan da bu üç kişi birbirinin kalbini acıtıyor. Böyle de bir durum söz konusu. Ve evet, gönlünüzde bir araya gelmek, gönlünüzde mutlu olmak, ruhunuzda var, nişanlanmak var, sözlenmek var, birleşmek var, barışmak var ve aynı evi paylaşmak istediğiniz bir durum söz konusu. Eğer bu bir gönül ilişkisi değilse de bir ortaklık kurma, bir uzlaşmaya gitme, bir birliktelik, bir işte istediğiniz bir yerde bir işe başlama gibi bir enerji görünüyor sevgili arkadaşlar. Yakın bir zamanda bir fırsat, bir şans, bir haber en kısa zamanda size geldi, gelecek sevgili arkadaşlar. Bir fırsat geliyor ve bu gelen fırsatla siz harekete geçiyorsunuz ama duygularınız kararsız. Evet, enerjiniz ben yani bana gelen teklifi kabul ediyorum diyorsunuz ama duygular biraz kararsız, duygularda biraz ikilem var. Her ne kadar siz kabul etseniz de birazcık da böyle kararsız bir hissiyatta olmanız görünüyor.
Bir muhakeme yapacağınız bir sürece geçiyorsunuz sevgili kovalar. Yine yakın bir gelecekte ya da bir mahkemeniz de olabilir. Bu muhakemede bir karar veriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve verdiğiniz karar aşk. Yani ne mantık ne de dürtülerinizle ne de enerjinizle karar vermiyorsunuz. Verdiğiniz karar duygusal olarak da mantık olarak da kafanızda muhakeme yaptığınız bir süreç ve bir karar veriyorsunuz ve kararınız aşktan yana olduğu görünüyor burada sevgili kova burçları. Evet, aşk sizinle diyoruz o zaman sevgili arkadaşlar. Bu durum her neyse, bu durum belki eski bir partner olabilir, eski bir sevgili olabilir ya da kopamadığınız bir kişi olabilir, eşiniz olabilir ya da sizi bırakmayan bir enerjinin varlığı da söz konusu olabilir. Ama siz yine de her ne olursa olsun, ne karar verirseniz verin, aşka karar veriyorsunuz. Artık hayatınızdaki aşk bu eski eşse eski eşle bu aşk, yeni bir aşksa da yeni bir aşka yelken açıyorsunuz sevgili kovalar. Evet, aldık kabul ettik diyoruz o zaman. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgili kova burcu. Allah'a emanet olun.